Evet dostlar, 12'ye kadar gelmiştik. Şimdi 12'den sonrasını devam edeceğim. Eğer kısa sürerse bu video öncekiyle birleştirip öyle yayınlayacağım arkadaşlarım. Burada da diyor ki dik koordinat sisteminde A noktasının B ve C noktalarına eşit uzaklıkta olması için K kaç olmalıdır? Bir önceki 11. sorumuzun neredeyse tıpatıp aynısı arkadaşlar. Bakın olay şu. Elimizde bir A noktası var. B ve C'ye olan uzaklıkları birbirine eşit olsun istiyor dostlarım bizden. Hemen ne yapacağız? A'nın B'ye olan uzaklığının A'nın C'ye olan uzaklığına eşitleyeceğiz kardeşim. Peki A'nın B'ye olan uzaklığını yazalım. X'leri çıkartıyorum. 4'ten 2 çıktı. 2 karesini alıyorum. 4. Y'leri çıkartıyorum. 2'den K çıktı. Karesini alıyorum. Şimdi A'nın C'ye olan uzaklığı. X'leri çıkartıyorum. 2'den eksi 1 çıktı. 3 karesini alıyorum. 1'den de K çıktı dostlarım. 1 eksi K karesini aldım. İki tarafta da kök var. Bay bay dedik. Şurayı bir açalım. 4 artı. Şimdi şurayı açıyorum. Birincinin karesi 4. İkincinin karesi K kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4K eşittir. 9'u yazdım. Birincinin karesi 1. İkincinin karesi K kare. Birinci ile ikincinin çarpımının da iki katıdır dedim. K kareler gitti. Burada 8 eksi 4K. Burada da 10 eksi 2K kaldı. 10'u bu tarafa alalım. Eksi 2. 4K'yı buraya alalım. 2K. 2'ye de bölersek K eşittir. Eksi 1 çıktı. Evet, sorumuzun cevabı eksi 1'miş. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Burada da ne diyor? Dik koordinat düzleminde AD ve BE doğrularının kesim noktası C'dir. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum, şurası 6 santim. Şurası da 12 olacak toplam. Buraya da kaldı 6. Şurası 5. 10 olması için toplam. Burası da 5. Şimdi şu Denizli ile Bursa'yı da birleştirirseniz şunu fark edeceksiniz. Şu C noktası, bakın bu kırmızı olan 6 6 kenar ortay. Mavi olan doğru 5 5 kenar ortay oldu. O halde bu C ağırlık merkezi oldu bu dik üçgenin. Hemen şu çizdiğimde kesinlikle kenar ortaydır deyip aslında benim sorum şöyle bir dik üçgenin 3 kenar ortayı da çizilmiş dostlarım. Şöyle üçünü de çiziyorum. Şuradaki C ağırlık merkeziymiş. Benden de şu üçgenle şu üçgenin alanlarını istiyor. Burası 10, burası 6. Neydi kural kenar ortayda? 3 kenar ortayı da çizdiğimde alan 6 eş parçaya ayrılıyordu. Alanları eşit olan 6 parçaya bölünüyordu. Ben şimdi tüm alanı bulabiliyorum. Yani 6A alanını bulabiliyorum. Dik kenarların çarpımının yarısı 60 bölü 2'den 30. Buradan A eşittir 5. 6'ya bölersem bana 2A'yı sorduğu için 2A 10 geldi diyeceğim. Ama şurası 6 değil 12'ymiş dostum. Yanlış yazmışız. Burası 12. 12 çarpı 10 120 bölü 2'den 6A 60. Demek ki A 10. 2A'yı soruyor 20. Allah'tan şıklar da yok ha. Yoksa tavşan gibi zıplayacaktık. 14. Yine bir alan sorusu. Klasik bir rastgele bir dörtgen çiziyorlar. Siz hemen şu köşegeni çizdiniz. Bakın 2 dediğim şey buradan aşağı inen diklik ordinat 2. Tabanımız da kaç burada dostum? 10. O halde ben bu üçgenin alanını bulurum diyorum. Nedir? 2 çarpı 10 bölü 2'den 10 geldi dostum. Sonra şurada da bir alanımız var. Şuradaki bölgeye bakınız. Bunun da yüksekliği buradan inen dikliktir. Yani B noktasının apsisidir 4. Şurası da 9. Buranın alanı da 4 çarpı 9 bölü 2'den 18 geldi. Toplamını soruyor. Edirne'yi işaretledim. Bakın yine bir dörtgenin alanı. Hemen kolay soru. Şurası 7. Şurası 24. Şuradan çizdiğim diklik 5.
Buradan aşağıya inen diklik 12. Ben de bu dörtgenin şu köşegenini çizdim. Şimdi şu üçgenin alanını bulacağız birlikte. Bakın buranın alanı. Tabanı 7. 7'ye inen yükseklikte 5 olduğu için 5 çarpı 7 bölü 2'dir. Artı. Şimdi de bu üçgenin alanını yazalım. Taban 24, yükseklik 12 bölü 2'dir. Burası 35 bölü 2. Artı. Gitti gitti 12, 144 geldi. Bunu da düzenleyelim. Şurayı 10'la 5, 10 yapmaya çalışalım paydayı. 5 ile çarpalım. 5 ile çarparsam, yani 5 ile genişletirsem ben bunu, 150, 25 daha 150, 5 kere 30, ya neyse 25 elde var, 2, 5 kere 3 15, 175 bölü 10 artı 144 geliyor. Bu da 17.5 demektir. Artı 144. Peki topladığımızda ne yaptı arkadaşlarım? 144'ü 17 ile toplayalım. 7, 4 daha 11 elde var. 1, 5, 6, 1. 161 buçuğumuz da vardı. 161 buçuk geldi. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilenlere göre B, O, C. Şimdi bildiğimiz şeyler. Şurası 4. Şurası 8. Orijin 90 dereceydi. Bakın diklikten diklikinde hemen öklit yapalım. 4'ün karesi, yani 16, 2 çarpı 8'dir. Buranın 2 olduğunu buldum. Şurada da bakın diklikten diklikindi dostlarım. Şurası da 2'nin öklitini yapıyorum. H kare P çarpı K. Yani 2'nin karesi 4. 4 çarpı 1'dir. Burayı da 1 buldum. Şimdi bu dik üçgenin alanı dik kenarları çarp 2'ye böl. 1 geldi arkadaşlar. 17. sorumuz. Köşe koordinatları olan üçgenin de BC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu. Biz bunu orta nokta kuralında zaten çözdük buna benzer bir soru. Hemen bir daha çözelim şimdi artık. ABC üçgeni demiş. Diyorum ki şu kenar ortayı hangi kenara ait? BC kenarına ait. A'dan inecek tabii ki BC'nin kenar ortayı. Şurası da Denizli noktası diyelim. Bizden bu Denizli'nin AD'nin uzunluğu isteniyor. Bu uzunluk nasıl okunuyordu analitikte? A ile D arasındaki uzaklıktan bahsediyormuş. A'nın koordinatlarını biliyoruz. 3'e 2. D'nin koordinatlarını da bulabiliriz. Çünkü Bursa ile Ceyhan'ın tam ortası. Toplayıp 2'ye böleceğim. Eksi 4 ile 2'yi topladım. Eksi 2. 2'ye böldüm. Eksi 1. 3 ile 7'yi toplayacağım. 10. 2'ye böldüm. 5. Şimdi de 2 nokta arası uzaklıktan A ile D arasındaki uzaklığı buluyorum. X'leri çıkartıyorum. 3'ten eksi 1 çıkarsa 4 karesi. 5'ten 2 çıkarsa 3 karesi. 9, 16, 25 yapar. Dışarıya 5 diye çıkar. Ya da 3, 4, 5 üçgeninden cevabı 5 buldum diyebiliriz. Dik üçgeninin B köşesinin apsisi. Hemen diklikten indirdiğim şu diklik benim ordinatım. A'nın ordinatıdır 6. X'in, X dediğimiz, apsis dediğimiz şey de Y'ye uzaklıktır 2. O halde burası da 2. Şimdi diklikten diklik indi. 6'nın karesi eşittir 2 çarpı şurası olacak dediğim yerdir. X diyelim oraya. 36 bölü 2'den 18 geldi X. Bakın B'nin apsisi, yani Y'ye olan uzaklığı 20 çıktı. Apsis 20. 19. sorumuz. AB diktir, AC dik açı var. Şurada bir açıortay var. 8 ve eksi 2'yi gösterelim. X'e uzaklık ordinattı 2. Y'ye uzaklık, yani şuradan çizdiğim diklikte 8'dir. Bir açıortay var burada. Verilenlere göre ABC üçgeninin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Bakalım şimdi neler yapacağız dostlarım. Açıortayı gördük. Şu anda aklımıza da çok bir şey gelmiyor ama bir deneyelim. Şimdi bu açıortayın bir de diklik görünce şöyle bir şey yapıyorduk biz. Açıortayın tam bittiği noktadan bu koluma çizdiğim diklik, bu koluma çizdiğim dikliğe her zaman eşitti dostlarım. Bunu bir söyleyelim bakalım ne olacak. Sonra şimdi bu açıortay, şuraya A,
A yazalım biz. A 90 B. A 90, şurası da B olsun. Peki şurası B 90 A, şurası da 90 derece A 90 B. Bakın bunun da açıortay olduğunu gördüm. B'den dolayı. Zaten iki açıortayın arası 90 dereceydi, değil mi dostlarım? Biz bunu yamukta paralel kenarda söylemiştik. Açıortay olduğunu buradan da biliyorduk. Peki. Şimdi bir de buradan şunu yapalım. Bir de şunu söyledik. Bakın bu açıortayında buradan bu tarafına çizdiğim diklik buraya çizdiğim dikliğine eşit olacak. Bunun da eşit olduğunu söyleyelim. Şimdi şurası toplam 8'di. 4, 4, 4'ü yazdım. Şurada kafayla dik arası, kafayla dik arası ne eşitti? 2 diye bunu yazdım. Bakın diklikten diklik indi. 4'ün karesi 16. 2 çarpı 8 olacak. Buraya da 8'i yazdık. Şurası 10. Yükseklik 4. Alan 4 çarpı 10 bölü 2'den 20 geldi. Evet, son sorumuzuz arkadaşlarım. Üçgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş bize. Şimdi biz bu üçgenin üç köşesini verip de alanını sorduğunda önce şekil çizerek çözeceğiz arkadaşlarım. Bunun normalde bir de bir formülü var. Bazen anlatıyorlar bu formülü bazı arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarımız ya da soru bankaları veriyor ama oradaki determinant dediğimiz kısım müfredattan kalktığı için ben formülsüz çözmenizi tercih ederim dostlarım. Yani şekli çizerek şöyle sorarlarsa o da yani soracaklarını da zannetmiyorum da. Böyle A noktasını gösterdim. B neymiş? Eksi 3'e. Şurası eksi 3 olsun. 1'miş. Burası B. C de eksi 2'ye. Şurası eksi 2 olsun. 3'müş. Şöyle. 3 de burası. Bu da C. Şimdi bu üçgeni bir gösterelim biz önce. Şöyle turuncuyla yapayım. Bizim üçgenimiz bu. Bu üçgenin alanını bulacağız şimdi dostlar. Ve bunun alanını da şöyle yazıyorum ben dostum. Bu üçgeni şöyle bir dikdörtgen içine köşelerinden geçen şu dikdörtgeni çiziyorum. Gördünüz siz de. Bu dikdörtgenin alanını bulacağım. Bak şurası 3, burası 1 olduğu için şu kısa kenar 2. Şurası kısa kenar 2, tamam. Şurası da 2. Şu aradaki boşluk 1'miş. Şuraya 1 yazalım. Şurası 2'ymiş. Buraya 2 yazalım. Şurası 2'ymiş. 2 yazalım buraya da. Başka bildiğim şey şurası 1'miş dostum. Başka bu tam 2'ye denk düştüğü için şurası 1. Şurasına da 1 diyelim. Şimdi şu dikdörtgenin alanı 5 çarpı 2'den 10. Ben şimdi bu 10'dan şu yeşil üçgeni ki 2 çarpı 1 bölü 2'dir alanı. Sonra şu yeşil üçgeni, bunun da alanı 1 çarpı, şurası toplam kaç yaptı? 2, 2, 1. Yani 3, 5 yaptı. 1 çarpı 5 bölü 2'yi ve sonra şu yeşil bölgenin alanını, o da 4 çarpı 1 bölü 2 yaptı. Bunları çıkartınca cevap geliyor. Yani 10'dan burası 2, burası 5, burası 4 bölü 2'yi çıkartacağım. Yani ne çıkartacağız? 9, 11 bölü 2'yi çıkartacağız. 10 eksi 11 bölü 2. O da 20, 11 çıktı. 9 bölü 2, yani 4,5 geldi. Evet dostlarım, klasik soruları gömdük. Bir sonraki videoda yeni nesil soruları halledeceğiz. Haydi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.